Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ Viniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Size çok güzel böyle çimeni sıralı İğneden tığa bir model hazırladım. Ben çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen modelimi göstereyim. Evet. Şöyle. Bakın, modelimiz bu şekilde dağın tepesinde ve dağın böyle uç kısımlarında açan çiçekler hazırladım. Modelim çok güzel oldu gerçekten arkadaşlar. İğne oyasından hiçbir farkı olmayan bir model oldu. Şöyle dağın tepe kısmına beşli büyük, böyle uç kısmına da 5 tane tığ battının 3. tığ battısına 3 tane minik kirpikli çiçekler hazırladım bu şekilde. Şöyle sizler için tasarladım. O kadar güzel gözüküyor ki arkadaşlar. Eğer ışık yansımasından bu güzellik gözükmüyorsa gerçekten şöyle üzülürüm diyebilirim. Evet, modelim bu. Yapımı da böyle ikişer trabzandan oluşturdum. Şöyle göze daha güzel hitap ediyor arkadaşlar. Bir de sallantılı halini bakıtayım ve modelimizin de anlatım kısmına sonra geçelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kalıp gibi böyle kır çiçekleri dağın tepesinde ve uç kısmında açan kır çiçekleri. Modelimiz bu. Hemen nasıl yapıldığını bu ara suyundan başlayarak anlatalım. Evet, ilk önce tülbentimin kenarını arkadaşlar ikişer zincir çekerek hazırlamıştım. Şöyle sıkı sıkı 3 zincirden de yapabilirsiniz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan bu şekilde arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Ve şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın bu arka tarafı unutalım. Bu kısımdan sık iğne ile sabitledik. Ve dağımızın yapımıyla başlıyoruz. İlk önce dağ yapacağız. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Bir zincirle başlıyorum sık iğnenin üzerine. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. İlk başlıkta bu şekilde başlayabilirsiniz. Direkt trabzan yaparak da başlayabilirsiniz. 4 tane zinciri çektim. Ve bunun arkadaşlar şöyle şu tepe kısmından ikisini birleştirmiş gibi bu şekilde bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde başlanınca kirpik böyle oluyor arkadaşlar. Bir tane böyle sıkı sıkı zincir çekiyorum ve iki defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. Şöyle bakın 2 ama nasıl hiç çekmeden. Çünkü çekince bu kadar böyle sabit bir şekilde kalıp gibi olmuyor arkadaşlar. Son ilmek tığında. Yine iki defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Son ilmeğimiz yine tığda. Tığımda bakın 3 tane bu şekilde ilmek var. Üçünü birden buraya kapattım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Bu 2 trabzanın şu bir zincir boşluğu var ya. Oradan girip kapatıyorum. Bu şekilde bir kirpik yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi 3'e çıkarıyorum. Böyle kalın ve güzel trabzanlar olması için 3'e çıkardım. Ve 2, 2, 2. 3 seferde aldım ama son ilmek yine tığımda. Bakın 3 defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. Aynı tığ battının içerisine girip şöyle 2, şöyle 2 ve 2. 3 sefer 2, 2 aldım. Son ilmek bakın tığımdaki ve son bıraktığım ilmekler 2 ilmek toplam 3 tane ilmek kalıyor. Üçünü birden buraya kapattım.
ve 4 zincir. 4 zincirim, bakın bu bir zincir, çektiğim aralıktan 2 trabzanı birden kapatıyorum. Şöyle bir tomurcuk oluşturuyorum. Evet, bir zincir çektim. Şimdi yine 3 defa doluyorum. 4. kirpiği de 3 defa da aynı işlemi yapacağız buraya da. Şöyle bakın, 2 2 ve 2. 3 defa tığı doladım. Şimdi bunu 2 2 3 seferde alacağım. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın arkadaşlar, son 3 ilmek bu trabzanda olduğu gibi bunda da aynı şekilde arkadaşlar buraya kapattım. Bakın, bir tık daha uzun oluyor. Aynı almama rağmen arkadaşlar bakın yine bir tık daha uzun oluyor. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum. 4. kirpiğimiz 7 taneden oluşuyor. Çünkü arkadaşlar buraya çiçek yapacağız. Bu şekilde. Çiçeğimiz için 7 zincirli yuva. Araya bir tane zincir çektim. Şimdi 2 defa doladım. Bakın buraya dikkat edin. Bu şekil yaparsanız aynı benimki gibi böyle düzgün kalıp gibi olur. 3 defa aynı aşağı inerken büyük duruyor arkadaşlar. Şimdi 2 defa alımı 3. ve 4. trabzanlarda yapıyoruz. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bu taktiği deneyin. Bakın arkadaşlar göreceksiniz. Şimdi 3'ünü birden aldım. Bakın. Şöyle hafif bir tık aşağıda durdu. Ben bu şekil yaparak daha güzel muntazam yaptım. Size de bu şekilde tarif ediyorum. Arasına bir zincir, yine 2 defa tığı doladım. Bakın. Şöyle aşağı bu 3'ü bir de sol tarafı yapacağız ya. Başta 2'yi 2 defa, inerken de bu şekilde yapıyoruz. 2 ve 2. Son ilmek tığımda. 2 defa tığı doladım ve şöyle 2 ve 2. Evet, artırarak çıktığımız trabzanları eksilterek aşağı iniyorum. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Şöyle. Şimdi araya yine bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. 2 ve 2. Bakın sonu tek trabzan yapıyorum. Çünkü bir zincirle aşağı inip şu bir zincirle çıktığım yeri bir zincirle aşağı ineceğim. Evet, 2 2 alarak minik bir trabzan yaptım ve 4 zincirimi tek olarak kapatacağım arkadaşlar. Şöyle ve kirpikten sonra bir zincir çekip hemen bakın bu aynı tığ vatlıya girerek burayı ikiledim trabzan sayısını. Şöyle küçük bir trabzan, ikili trabzan yaptık. Kirpiğini tek olarak kapattım. Bir zincirle de şöyle tutayım. Aynı tığ vatlıya girerek oluşturdum. Bakın arkadaşlar yapmış olduğumuz işlem şu ortadaki büyük 7 zincir şu pembiş kirpiğin olacak. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şimdi ara kısmına da 3'er zincirden 5 tane tığ battı yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Şöyle 1. 3 zincir. Kapatıyorum. 2, 1, 2, 3 zincir. Şöyle. 1, pardon arkadaşlar. Şu 3. zinciri 5 de çekebilirsiniz. Rahat bir kirpik yapmak için. 4 ve 5. Ortadaki yuvanın kirpiği 5 olacak. 3 tane de olsa arkadaşlar kirpik şöyle rahat bir yuvası olsun. Evet. Kenarlar yine 2 tane 3'er zincirden. Şöyle dağın eteğine yapacağımız kirpiği yuvasını da göstereyim. Bakın 2 tane 3'er zincirden, ortada 5 zincir, yine kenarda 3'er zincirden 2 tane tığ battı. Toplam bu şekilde 5 tane tığ battı yapıp hemen bakın dağın yapılışına başlayacağız. Hemen bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2.
Bakın, minik bir trabzan olmasını istediğim için bir zincirden trabzan hazırladım. Zincir kirpik sayısı değişmiyor. Şu kısımdan, tepe kısmından arkadaşlar, bakın şöyle yandan da girebilir, ara kısmından da girebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Yeter ki trabzanın tepe noktasına bir tane kirpik sabitleyin. Bir zincir, iki defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle iki, şöyle iki. Son ilmek tığımda. İki defa tığı doladım. Şöyle iki, şöyle iki. Bakın kalın olmaması bozulmasın diye fazla uzatmıyorum. Şöyle kalıp gibi olsun diye. Son ilmekleri hepsini bir çektim. Yine 4 zincirden burayı ara kısma sabitledim. Bir zincir çekip şöyle sayısını artırıp 3 yapıyorum. Her kirpik kapatış diğer trabzana yapış şekilde bir tane ilmek artıyorum. 2, 2 ve 2, 3 sefer. 3. kirpiğin ilmeği trabzanı 3 sefer. Aynı tığ battıya şöyle 2, şöyle 2, 2. Bakın yine kaldı tığımda 3 tane ilmek. Üçünü bir kapatıp 4 zincir çekiyorum. Şöyle trabzanın ara kısmından kapattım. Araya yine sıkı sıkı bir zincir ve yine 3 defa tığı dolayıp bir sonraki boş tığ battıya yine 2 tane ikişer ikişer alarak trabzan yapacağız. Bakın. Ve 3 defa tığı doladım. Hemen giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Bakın son kalan 3 ilmeği de bu şekilde kapattım. Şimdi 4. kirpiğe geldik. Bakın arkadaşlar, yanda 3 tane 7 zincir çekiyorum 4. kirpiğe. Tepe noktasına 7 zinciri çekip hemen trabzanımı kapatıyorum. Bu şekilde büyükçe bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekip şimdi aşağıya 2 tane 2 dolayım yapacağız. Yukarı çıkarken 2 tane 3 dolayım. Aşağı inerken de bu şekilde 2 dolayım. Evet. Azaltma işlemi olduğu için bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Yoksa öbür türlü güzel durmuyor. Şöyle kalıp gibi güzel bir tasarım hazırladım sizler için. Evet, araya bir zincirimi çekip yine 2 defa doladım. Aynı işlemi yapıyorum. Bir sonraki tığ battıya 2 ve 2. Şöyle aynı işlemi. Önemli olan arkadaşlar, bakın hiç uzatmadan 2 2 alarak bu şekilde hazırlamak. Bakın 2 tanesini yine kapattım. Kirpiğini oluşturalım. Evet, kapattım. Arasına bir tane zinciri çekiyorum ama çok sıkı çekiyorum arkadaşlar. Şöyle sonuncuya tek dolayım. Bunu da dikkat etmeniz gereken şöyle. Bakın tekli trabzan yapıp üzerine 4 zincir çekiyorum. Ve buraya kapattım. Bir zincirle de buranın ikinci trabzanını yapıp tamamlamış oluyorum tepemi. Bakın. Son şeyi de bu şekilde yapıyorum. Şimdi 3 zincirden 2 tane tığ battı. 1, 2, 3 zincir. Bu ikinci. Bakın şimdi 5 zincirden dağın etek kısmına yapacağımız kirpiğin yuvası. 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya 1, 2, 3 zincir, sıradaki yuvaya. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım şöyle yapmış olduğumuz işimize. Evet arkadaşlar, inşallah güzel çekim oluyordur. Yine Ankara'da kar var. Havada puslu. Bugün de ayın 19'u. Çimeni bu şekilde devam ediyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Hardar sarısıyla da inşallah güzel bir işinizi yeren çekim yapıyoruzdur. Şimdi şu mini kır çiçeklerini de anlatalım.
Modelimizi tamamlayalım. Çok kolay ama çok zarif. Hele bir de arkadaşlar bakın ütülendiğinde ütüye de giden bir model hazırladım. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi bu 7 zincirli yuvaya girerek kirpiklerimizi hazırlayalım. Sık iğne ile giriyorum. Şöyle 4 zincirimi çekip buraya sabitledim. Şöyle bakın arkadaşlar. 5 çektim sanırsam. Ama öbürlerini 4 çekmiştim arkadaşlar. Şöyle sık iğne yapıp daha önceki bu kirpik olayını göstermiştim. Yine 5 çekeyim. 4 veya 5 ipinizin inceliği ve el ayarınıza göre fark etmez arkadaşlar. Bakın. İkinci yaptım. Şimdi üçüncü sık iğnemi yapıp 1, 2, 3, 4 ve 5 buraya yuvanın içerisine sabitledim. Dördüncü sık iğnemi de şu ipten bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir sık iğne şöyle 5 zincir ara kısmına sabitliyorum. 5 zincir buraya kapatıp bir sık iğne ile yuva oluşturuyorum kirpiğimi. Bakın. Bu yuvaya girdiğim kirpiğim için yuva oluyor. 1 2 3 4 5 zincir sık iğnenin ara kısmına girip şöyle kirpiğimi oraya kapatıyorum daha belirgin olsun diye. Evet, sonuncu sık iğneyi de bu şekilde yaparak 5 kirpiği tamamladım. Sık iğnenin üzerine de bir tane de zincir yapıp bu şekil koparıyorum bak. Şimdi buraya da bunun üçlü kirpiğini yapalım. Evet. Şimdi bakın arada bu 5 zincirli yuvanın içerisine bir zincir çekerek tutturduğum yeşil ipi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle görmeniz için tutayım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Buraya kapatıyorum. Şöyle bu 1. Aynı 5 zincirli yuvaya bir sık iğne. Üzerine 5 zincir. Sık iğnenin arasından boşluk kısmından arkadaşlar, ortasından değil, aradaki boşluk kısmından giriyorum. Sık iğne kirpik için yuva oluşturuyor. Şöyle sıkı sıkı 5 zincir. 5 zinciri bakın bu ara kısımdan şöyle göstereyim. Kapattım ve tekrar sık iğne yapıp üzerine de bir zincir, 3 tane kirpiği tamamladıktan sonra hemen ipimi kestim. Evet, dağımızın eteğine de çiçeğini yaptık. Şöyle bir tane maviden yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle çok güzel bir modelimizi oluşturduk. Bakın şöyle. Yakın plan tutayım sizler için. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Gerçekten yeşil de açtı hardarı. Buraya saksı mavisi yapayım diye düşünmüştüm ama gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle rengarenk çıtı pıtı çoğaldıkça güzeliyor bakın. İkiyken farklı, üçgen farklı güzellik oluştu. Şöyle size bir sıra geçidi yapayım. Hemen arkadaşlar inanın. Sizlere video çekmek olmasa bu modeli hemen tığlamak isterdim. İnan yani kendi modelim diye söylemiyorum. Bakın çimen kısmı bu şekilde devam edecek. Üzerine de böyle patırcıklar. Hatta bunu örümcekle buna geçip arkadaşlar daha önceki modellerimde anlatmıştım. O şekilde koparmadan geçebilirsiniz örümcekle. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar.
İstediğiniz renklerden veya tülbentinizin çiçeklerinden yapabilirsiniz bu şekilde. Tülbentiniz beyaz veya siyah, içinde hangi renk çiçekler varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın kirpiklerimiz de kalıp gibi duruyor. Ütülü değil arkadaşlar. Ütülenince daha zarif, incecik oluyorlar. Şöyle. Emekler için, kanalın ve videoların devamı için sizler de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.